ay tanrısına tapan Sabiyanlar Temmuz için ağlarlar. Buğdayı harmanladıkları ve taşta döndürdükleri vakit Temmuz ölüyor. Öldüğü için ona ağıtlar yakarlar. Adı da Davuz'dur. Davuz için ağlarlar. Aynı ağlama Yahudilerde Jerusalem'in Kudüs'ün duvarlarında Temmuz için ağlarlar. Çünkü Tanrı ölür. Tanrı öteki dünyaya yer altına iner ve gelmek üzere iner tabii. Ve metinler de var. Peki ekmek kırıntısıyla ekmek şey nedir? İşte buğday. Ekmek haline getirildiği için Temmuz ölüyor. Ölen Temmuz'un eti yeniyor. Tıpkı İsa'nın etini yenmesi gibi. Şarap içiliyor. Şarap diyorsunuz. Yani şarap tanrısının şarabını içmek, kanını içmek. Yani kilisenin o yani Temmuz'un eti öyle mi o ekmek? Tabii. Temmuz'un eti o. Ekmek yere düştüğü vakit biz Türkler öpüp başımıza koyuyoruz. Çünkü o kutsaldır. Temmuz kutsaldır. Temmuz'dan ötürü kutsal yani. Evet. İslamiyet'te pek bir bağlısı yok. Ama İslamiyet'in içine girmiş. Artık o kadar... Bu o kadar hayati ki. Çünkü besin. Çünkü ekmek. Ve insanlar ondan evet. doyuyor. Ve o gücün içerisindeki enerjiye insanlar ebediyen taparlar. Onu bölmek, yok etmek mümkün değildir. Çünkü insan hayatıyla ilgili. Ne tanrıçayı yok edebiliyorsun tamamen, ne bitki tanrısını yok edebiliyorsun tamamen. Her zaman için hayatımız içine girmiş durumdalar. Çünkü Temmuz bir bitki tanrısı. Bitki ve ağaç tanrısı. Bu bildiğimiz Temmuz ayı. Evet, Temmuz. Dumuzi. Evet, Dumuzi. Küçük baş hayvanların yaşadığı, yetiştirildiği toplumlar vardır. Şehirler vardır. O şehirlerde Temmuz ağaç değildir. Koyundaki yaratma, canlılık, üreme gücünün tanrısıdır. Bir başka toplum olan şeyde ise büyükbaş hayvanların bulunduğu yerlerde Temmuz vahşi öküzdür. Sümer medeniyeti, bugünkü mevcut medeniyetin, mevcut dinlerin, mevcut inançların hepsinin temelinde var gibi. Var. Yani bütün dinler evet, sanki var. Sümer inançlarından türemiş gibi. Evet, var. Yani Hristiyanlığın kendi efsanelerine bakıyorsunuz Sümerlere evet, bir şekilde bağlantılı. Veya işte Yahudilerin efsanelerine bakıyorsunuz çünkü yakın bağlantılı. Doğu, yakın doğu bir bütündür. Şeylerin yani, bu mitolojik unsurlar Sümer'de başlayıp Anadolu'ya geliyor. Doğuya doğu. Yok, önce Fenike'ye, batıya yani Akdeniz'e doğru gelir. Fenikeliler alır. Neden alır? Milattan önce 2500 yıllarında birdenbire Sami ırktan olan Araplar Sümerlerin bulunduğu yerlere doğru yerleşmeye başlarlar. Ve o çoğalırlar ve oraları işgal ederler ve Sargon, Akat Krallığı dediğimiz birinci Sargon 2500 yıllarında Akat Krallığı'nı kurar. Ve işte o zamana kadar, bu zamana kadar Sümerler aslında gökyüzündeki yıldızların hareketlerine göre kendilerini ayarladıkları, kendi hayatlarını, takvimlerini, bitki şeylerini yaptıkları için devamlı olarak yıldızları gözlemişlerdir. 2500 yıldan sonra bu yıldız bilimi daha da büyük bir önem kazanmış. O kadar büyük bir önem kazanmıştır ki artık yeryüzünde olan bütün tanrılar ve gökyüzüne yerleştirilmiştir. Bu arada cennet de gökyüzüne çıkmış. Yani tabiat güçleri de. Tabiat güçleri hepsi gökyüzüne çıkmıştır. Hatta o zamana kadar cennet bile yeryüzündedir. Hatta